Merhaba arkadaşlar, bugün Tongxiang TSDZ8 motoru inceleyeceğiz. Kutu açılımı için bir short videosu çekmiştik. Orada malzemelere tek tek baktık. İsteyenler o videoyu inceleyebilirler. Bu videoda doğrudan montajı yapıp test sürüşüne çıkacağız. Ama öncesinde bu motoru özel kılan nedir? İsterseniz ondan bahsedelim. Orta motor yani mid-drive motorlar düşündüğünüzde iki alternatifi var. Birincisi sürüş sevki daha yüksek olan tork sensörlü bisikletler ama bunlar genellikle 25 km hızla limitli oluyor. İkinci seçenek daha yüksek tork veren dönüşüm kitleri ama bunlar da maalesef sadece kadan sensörlü olduğu için hem kullanımı zor hem de diğer motorlar kadar keyifli değil. İşte Tongxiang bu iki fonksiyonu birleştirerek her iki setinde sunduğu özellikleri sunmayı vaat ediyor. O yüzden isterseniz hemen montaja başlayalım. Pili önden şarja takıyorum. Bir yandan şarjı doluyor. Montajdan önce aynı kolu sökmemiz gerekecek. Bu kısım biraz çetrefilli. Dilerseniz önce gerekli malzemelere bakalım. Setin içinden böyle bir anahtar çıkıyor motor montajı için ama bizim aynı kolu ve göbeği sökmek için İngiliz anahtarı, alyan veya lokma, çektirme aparatı ve göbeği sökmek için son olarak göbek sökme anahtarına ihtiyacımız olacak. Sağ ve sol pedalları sökerek montaja başlıyorum. Bu pedallar bize lazım olacak. Motorda kullanacağız. Sonrasında pedal kollarını sökmek gerekiyor. Bunun için 14 lokma ve çektirme aparatından faydalanıyorum. Çok zor bir işlem değil. Bu şekilde sol kol çıktı. Aynı kol biraz daha zor açıldı ama onu da zorlanmadan çıkarıyorum. Sadece orta göbek kalıyor. Onun için de böyle bir anahtarımız var. Orta göbeği sökmek için. Yalnız burada ters yönde dönerek açılıyor sağ tarafta. Sol tarafta normal şekilde açılıyor. Bu şekilde orta göbeği de söküyoruz. Artık vites sistemine ihtiyacımız olmayacak. Çünkü ön tarafta tek dişli kullanıyor olacağız. O yüzden öndeki aktarıcıyı da söküp iptal ediyorum. Ve şu anda bisikletimizin kadrosu motor montajı için hazır. Bundan sonrası kolay olacak. Motoru bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde motorun üste yaslanması gerekiyor. Devam etmeden önce hemen zinciri takıyorum. Evet, şimdi böyle bir askısı var. Bunu takıyorum. Bu zaten motoru sıkıştırıyor. Motor gördüğünüz gibi artık kendini salmıyor aşağıya doğru. Sonra üstüne ilk anahtarımı takıp sıkıyorum. Motor sabitliyorum. Son olarak ikinci anahtarı takıyorum. Bunları gayet iyi sıkıyorum. Hatta ikincisini de ayağımla biraz bastırdım. Bilmiyorum çok mu fazla oldu ama bence oldu. Pedal kollarını takıyoruz. Pedal kollarını takması zaten kolay ama bunları da iyi sıktığımızdan emin olmamız lazım. İyice sıkıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde son olarak sıkıyorum. Sonrasında pedalları takıyoruz ve motor montajını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Geriye batarya ve diğer malzemelerin montajı kaldı. Batarya bisiklete sığıyor. Bu şekilde tam geldi. Onu montajladım. Vites kolundan açılan yere butonları ve gaz kolunu taktım. Kablo bağlantıları zaten oldukça kolay. Bildiğiniz gibi bu setlerde renkli ve hepsi birbirine uyum sağlıyor. Sadece burada hız sensörü var. Hız sensörünün doğru şekilde takılması önemli. Arka çatala hız sensörünü takıyorum. Mıknatısını sabitliyorum. Şimdi bunu test etmek istiyorum. Hız sensörünün çalıştığından emin olalım. Bir çalıştıralım motoru. Motor çalıştı. Ve ekranda hız göstergesinde hızı görüntüleyebiliyoruz. Artık her şey hazır demektir. Artık son olarak cırt kelepçeleri kesip montajı tamamlamış oluyoruz. Ve test için hazır. Şimdi ormanda bir test sürüşü yapalım. Tabii bu arada vites daha yüksek viteslerde motor daha hızlı dönebiliyor. Şu anda motoru 45'e limitledim ben hızını. Bu bisiklette tabii çok abartmamak lazım. Önce bir el gazıyla kullanımına bakalım. El gazında ufak bir gecikme verilmiş. Bu aslında kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlıyor. Hemen sonrasında motor tam güçle çalışarak yüksek torklu bir motor olduğunu size adeta kanıtlıyor.
Pedal çevirerek kullandığınız zaman tork sensörü devreye girerek size pedal gücünüze paralel destek veriyor ve kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlıyor. Bu da hem sürüş keyfini arttırıyor hem de spor yapma motivasyonunuzu, pedal çevirme motivasyonunuzu oldukça arttırıyor. Evet, şimdi bir de yokuş testi yapalım, bakalım nasıl tırmanış yapıyor, bir de onu görelim. Burada güzel bir yokuş buldum. İkinci viteste tırmanıyorum. Aslında 24 T dişli oranıyla çıkıyoruz ve buna rağmen en ufak bir zorlanma ibaresi yok motorda. 25 km saat hızla tırmanışımı yapıyorum. Motoru bulduğum farklı yokuşlarda da denedim. Zaten mid-try motor olduğu için yokuşla ilgili sıkıntı yaşayacağınız bir motor değil. Motorun ivmelenmesi de oldukça başarılı. Eğer doğru vitesteyseniz 2-3 saniye içinde 30-35 km hıza kadar ulaşabiliyorsunuz. Bisikletimin frenlerine çok fazla güvenmediğim için ben daha fazlasını denemedim. 750 watt bir mid-drive motor olduğunu düşünürsek muhtemelen 60 km saat hıza kadar ulaşması mümkün olacaktır. Son olarak tabii bu setin öne çıkan özelliklerinden biri de telefon bağlantısı. Bir QR kod yardımıyla kolaylıkla eşleştirme sağlanıyor ve eşleştirme sağladıktan sonra gelişmiş ayarlara erişebiliyorsunuz. Hız limiti, jant ebatı ve güç limitleme gibi ayarları telefondan yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir dashboard modu da var. Bu modla telefonu gösterge ekranı gibi kullanmanız mümkün. Ayrıca telefondan bisikleti kapatıp açabiliyorsunuz. Bir diğer güzel özellik, telefonda navigasyon aldığınız zaman bunu ekrana yansıtabilmeniz. Ekranda ok işaretleriyle adres tarifi alabiliyorsunuz ve oldukça dinamik ve keyifli. Telefon uygulaması olması önemli çünkü ürününüz bir bakıma sürekli güncel kalmış oluyor. Biz bu videoyu çekerken iPhone uygulamasına da bir güncelleme geldi. Yani arkada çalışan bir yazılım ekibi var gibi görünüyor. Günün sonunda Tongsheng TSDZ8 modeliyle piyasadaki motorların özelliklerini bir araya getirmeyi başarmış ve güzel bir ürün ortaya çıkarmış. Tork sensörüyle pedal çevirmesi oldukça keyifli ve el gazıyla kullanımı da oldukça eğlenceli. Bu sete şöyle motorun hakkını vereceğimiz bir video borcumuz daha olsun. Bu bölümde bir ilk bakış ve test sürüşü yapmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.